Rahman Suresi. Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Kur'an'ı öğreten, insanı yaratan ve kendini ifade etmeyi ona öğreten Rahmandır. Güneş ve ay bir hesaba göre hareket etmektedir. Bitkiler ve ağaçlar da secde etmektedir. Allah göğü yükseltmiş ve dengeyi bozmayasınız diye oraya bir denge koymuştur. Ölçüyü adaletle yerine getirin ve eksik tartmayın. Allah yeryüzünü canlılar için uygun hale getirmiştir. Orada meyveler, salkımlı hurma ağaçları, yapraklı taneler ve güzel kokulu bitkiler vardır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz ki? Allah insanı pişmiş çamur gibi ses çıkaran bir balçıktan yarattı. Cinleri de ateşten bir karışımdan yarattı. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz ki? Allah iki doğunun da Rabbidir, iki batının da Rabbidir. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz ki? Allah iki denizi salmıştır. Birbirlerine kavuşurlar. Aralarında engel vardır. Birbirlerine karışmazlar. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz ki? İkisinden de inci ve mercan çıkar. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz ki? Denizde akıp giden dağlar gibi büyük gemiler de yalnızca ona aittir. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz ki? Oradaki yani dünyadaki herkes fanidir. Rabbinin yücelik ve cömertlik sahibi olan yüzü yani zatı sonsuz olacaktır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz ki? Göklerde ve yerdeki herkes ondan ister. O her gün her an bir iştedir. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz ki? Ey iki ağırlık sahibi cinler ve insanlar, ileride size yöneleceğiz. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz ki? Ey cin ve insan topluluğu, göklerin ve yerin sınırlarından geçip gitmeye gücünüz yetiyorsa geçip gidin. Allah'ın ikram edeceği büyük bir güç olmadan geçip gidemezsiniz. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz ki üzerinize ateşten bir alev ve bir duman gönderilir ve hiçbir yerden yardım da alamazsınız. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz ki gök yarılıp da yağ gibi kırmızı gül rengini aldığı zaman haliniz nasıl olacak? O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz ki işte o gün kişinin günahından Başka hiçbir insan ve cin sorumlu tutulmayacaktır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz ki? Suçlular yüzlerinden tanınacaktır. Herçemlerinden ve ayaklarından alınacak, yakalanacaklardır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz ki? İşte bu suçluların yalanladığı cehennemdir. Onlar onunla yani cehennemle kaynar su arasında gidip geleceklerdir. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz ki? Rabbinin makamında yargılanmaktan korkanlara iki cennet vardır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz ki? İki cennet de rengarenktir. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz ki? İkisinde de akıp giden iki kaynak vardır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz ki? İkisinde de her türlü meyveden çiftler vardır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz ki? Cennetlikler içleri ipek kumaştan oluşan döşeklere yaslanmış olacaklardır. İki cennetin meyveleri cennetliklere yakındır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz ki? Orada yani cennetlerde bakışlarını yalnız eşlerine kısıp çevirenler var ki Cennetliklerden önce kendilerine hiçbir insan ve cin dokunmamıştır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz ki? Onlar yani cennetteki eşleri yakut ve mercan gibidir. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz ki? İyiliğin karşılığı iyilikten başka nedir ki? O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz ki? Bu ikisinden başka iki cennet daha vardır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz ki bu cennetler koyu yeşildir. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz ki ikisinde de fışkırmakta olan iki kaynak vardır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz ki ikisinde de her türlü meyve, hurma ve nar vardır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz ki? Oralarda güzel, hayırlılar, hayırlı eşler vardır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz ki? Otağlar yani çadırlar içinde cennetliklere özel huriler vardır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz ki? Onlardan yani cennetliklerden önce kendilerine hiçbir insan ve cin dokunmamıştır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz ki orada yeşil çimenlere ve çok güzel yaygılara, halılara yaslanmış bir halde olacaklardır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz ki yücelik ve cömertlik sahibi Rabbinin adı yüceler yücesidir.